Herkese selamlar. Akıllı telefon satın alma tavsiyelerimizde. Şimdi de sıra geldi. 3500 lira ile 4000 lira arasındaki en iyi akıllı telefonları sıralamaya. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde 2500 lirayla 3500 lira arasındaki tavsiye ettiğim akıllı telefonları sizlere sıralamıştım. İzlemediyseniz kartlar bölümünden izleyebilirsiniz. Hemen her videoda olduğu gibi çok kısa hatırlatmalarımı yapayım bu videolar bu tavsiye listeleri tamamen benim ürünlerin fiyat performansını ve genelde ne kadar iyi olduklarını e, süzerek oluşturduğum tavsiye listeleri hiçbir zaman işte o fiyat aralığındaki bütün telefonları içerisine doldurayım ondan sonra video karşısına e, geçip onları sıralayayımlık bir durum değil arkadaşlar. Zaten göreceksiniz 3500 lirayla 4000 lira arasında sadece 3 model belirleyebildim. Tek tek bütün özelliklerini saymaktan ziyade öne çıkan artı yönlerini ve eksi yönlerini anlatacağım. Siz de hem kendi bütçenize hem de kendi beklentilerinize göre bu artı ve eksi yönleri değerlendirerek bir karar vermenizde fayda var. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden 3599 liralık iki modelle başlayalım. Bunlardan bir tanesi Samsung Galaxy M51, bir tanesi de Realme 7 Pro modeli. Açıkçası Samsung'un Galaxy M51 modeli benim uzun zamandır Samsung tarafından gördüğüm en başarılı telefon. Hem fiyatı hem de fiyatına oranla sunmuş olduğu özellikler bazında artı yönlerine baktığımız zaman bir kere M51'in zaten ünlü olduğu bir konu var biliyorsunuz ki batarya. Çünkü telefonda tam 7000 mAh'lik bizim neredeyse powerbank'lerde gördüğümüz kadar yüksek bir batarya kapasitesi var. Bu da özellikle pil konusuna takıntılıysanız ben 2 gün telefonumu şarj etmeden rahat rahat kullanabilmek istiyorum diyorsanız ki tabii bu 2 gün değişkendir arkadaşlar. Devamlı oyun oynarsanız hiçbir telefon 2 gün götürmez ama gündelik bir kullanımdan bahsediyorum. 2 günlük bir pil ömrü rahat rahat göreyim diyenler için 7000 mAh pil zaten kapasite olarak şahane bir kapasite. Artı yönlerinde Snapdragon 730G yazdım. Şimdi diyebilirsiniz ki Kerem bu fiyat seviyesinde zaten bir sürü telefon var. Bu nesi artı? Şu arkadaşlar biliyorsunuz Samsung genellikle kendi kullandığı Exynos işlemcilerini kullanıyor. Ve Exynos işlemciler hem mevcut o fiyata göre Snapdragon'lu rakipleriyle Performans anlamında çok rekabet edemiyor. Genellikle geride kalıyor. Hem de uzun süreli kullanımlarda pile etki etmesi, telefonun daha çabuk yavaşlaması gibi problemlerle e, Exynos modeller daha çok karşılaştığı için bu cihazda Snapdragon işlemci kullanılması Samsung tarafı için oldukça önemli bir artı bence. Baktığımız zaman 8 GB RAM, 128 GB depolama var ki günümüz ihtiyaçları için fazla fazla yetecek bir bellek ve depolama birimi. Kamera M51 modelinde gerçekten iyi arkadaşlar. Özellikle fotoğraf tarafında rekabet edebildiği yani rekabet ettiği benzer performans gösteren çok telefon var ama video tarafında orta düzeyin en düzgün, en elle tutulur video çeken akıllı telefonlarından bir tanesi. O anlamda da artı yönlerine kamerayı kesinlikle yazabiliriz. Eksi yönlerine baktığımız zaman birincisi bir telefona 7000 mAh pil koyduğunuz zaman ister istemez ne yazık ki telefon kalın ve Benzer rakiplerine göre daha ağır oluyor. Bu telefonda 9,5 mm'lik kalınlığı ve 213 gramlık ağırlığıyla pek çok rakibine daha Düşük pil sunan rakiplerine göre özellikle hem bir tık daha kalın hem de bir tık daha ağır bir telefon. Eğer çok kolay taşınabilir bir akıllı telefon istiyorsanız M51'in bu durumu sizi mutsuz edebilir. Bir de 7000 mAh'lik çok büyük bir batarya koymuşken en azından bir 33 Watt, 40 Watt gibi daha hızlı bir şarj adaptörü, şarj desteği daha doğrusu. Bu telefonda olsaydı kullanıcılar çok daha hızlı bir şekilde telefonlarını doldurabilirlerdi şu anda. 25 wattlık bir hızlı şarj desteği var ve oldukça uzun telefonu telefonu telefonun %0'dan %100'e şarj olması. Ama tabii ki artıları eksileri bir kenara koyduğumuzda telefonun genel özellikleri ve fiyat performansı açısından oldukça iyi bir model olduğunu söyleyebiliriz. Hemen aynı fiyattaki Realme 7 Pro ile devam edelim. Realme 7 Pro'nun artı yönlerine baktığımızda M51'den farklı olarak çok çok iyi bir hızlı şarj adaptörü var. 65 wattlık hızlı şarj destekliyor ve kutu içerisinden de bu hızlı şarj adaptörünün çıktığını görüyorsunuz. Yani Realme ne yazık ki çevreye çok fazla zarar veriyor. Şaka yapıyorum tabii ki Apple'a gönderme anlamayanlar olabilir diye hemen ne yazık ki düzeltiyorum. Baktığımız zaman Realme 7 Pro'nun fotoğraf performansı bence orta düzeyin en iyisi diyebilirim. Yaptığım testlerde bence en iyisi ama altını çizerek söylüyorum. Fotoğraf tarafı için konuşuyorum. Çünkü eksi yönlerinde video tarafında eksiği olduğunu belirteceğim. Fotoğraf konusunda gece portre fotoğrafı çekebilecek kadar iyi bir sensörü var ve yazılımıyla da bunu destekliyor. Aslında M51'in de ana kamera sensörü Sony'nin Realme 7 Pro ile paylaştığı sensör ama orada tahmin ediyorum ki Realme'nin yazılımı biraz daha iyi olduğu için Fotoğraf performansında M51 ile çok benzer olmasına rağmen bazı koşullarda bir tık önüne geçiyor. Baktığımız zaman stereo hoparlör var. Bu fiyat bandında Poco X3 ile beraber övdüğümüz telefonlardan biri. Pek çok insan stereo hoparlör istiyor. Realme 7 Pro'da da stereo hoparlör olması bazı kişiler için önemli bir avantaj olabilir. Yine 8 GB RAM 128 GB depolama. İşlemci konusunda Snapdragon 720G var zaten. Ben bunu daha önce de söyledim. 700 serisinin üst bandı 730, 720, 732 gibi modeller gündelik kullanımda da benchmark yaptığınızda da birbirine çok yakın sonuçlar veriyor. Bu işlemciler sizin orta düzeyde çok rahat oyun oynayabileceğiniz telefonunuzu kullanırken sizi kastırmayacak, telefonu kastırmayacak gayet güçlü işlemciler. O yüzden artı e, hanesinin aynı M51'de olduğu gibi bu işlemciyi yazabiliriz. Eksi yönleri tarafında video kaydında e, bir ses problemi var, mikrofon problemi var Realme modellerinin. Güncelleme ile çözüleceğini umuyorum ama tabii ki işin teknik probleminin tam olarak nereden kaynaklandığını bilmediğim için umarım e, yazılımsal bir problemdir. Eğer çok fazla video çekiyorsanız bu sizin için problem olabilir Realme 7 Pro'da. Onun dışında herhangi bir eksiğini görmedim. Zaten listemizdeki üç telefonda plastik kasa kullanıyor genel itibarıyla. Ee, o nedenle hani eksi yönlerini onu çok yazmadım. 3 telefonunda evet tasarım materyali biraz daha premium olabilirdi ama üç modelde bu konuda aynı olduğu için bunu bir eksi olarak değerlendirmeyeceğim. Genel olarak Realme 7 Pro da bu şekilde. Şimdi listemizin son telefonu olan ve bir tık daha pahalı olan 3699 lira ile Oppo Reno 4'e bakalım. Oppo markası arkadaşlar benim genellikle daha üst düzeyde tavsiye ettiğim e, bir marka. Çünkü Reno 3 Pro, Find X2 gibi gerçekten çok hani fiyat olarak da üst seviyede ama özellik ve deneyim olarak da çok iyi e, şeyler sunabilen telefonlar üretiyorlar üst seviyede. Orta ve giriş segmentinde çok önermiyorum genellikle. Çünkü fiyat olarak Oppo böyle ben hep Android'in Apple'ı gibi diyorum. Hep böyle bir tık rekabet fiyat rekabeti anlamında bir tık pahalı kaldığı için pek çok rakibine göre fiyat avantajı sağlayamayabiliyor ama baktığımız zaman Oppo Reno 4 benzer özelliklere sahip olmasına karşın rakipleriyle yine benzer bir fiyatta yine bir tık pahalı ama burada 100 lira için şeye koymamak, listeye koymamak ayıp olurdu. Oppo Reno 4'ün artılarına baktığımız zaman bence her ne kadar yine tasarımında plastik malzeme görüyor olsak bile dışarıdan görünümü, telefonun o genel tasarımı biraz öznel bir konu bu söylediğim ama bence daha şık, daha böyle bir üst seviyeye yakışan bir tasarıma sahip Renault 4'te. AMOLED tabanlı bir ekran var. Diğer Realme 7 Pro ve Galaxy M51'de de bu böyleydi. Snapdragon 720G var. Oppo modellerinin Orta, orta üst ve üst seviye modellerindeki kamera performansını ben beğeniyorum. Oppo Reno4 de kullanıcılarına iyi bir kamera deneyimi sunuyor bence. Orada çok megapiksele takılmayın. İşte abi birinde 64 var da burada 48. Önemli olan günün sonunda aldığınız fotoğraf performansı ve zaten bunu severen sensörün kendisi her zaman söylüyorum. Yine 8 GB RAM, 128 GB depolama var. Yine o, bu modellerde bellek ve depolama kısmında gönlünüz rahat olabilir. Eksilerinde fiyat biraz daha uygun olmalı bence. Zaten onu söyledim. Bir de 4015 mAh'lik batarya kapasitesi en azından Realme 7 Pro'daki gibi 4500 veya işte 5000 veya üstü olsaydı daha uzun bir pil ömrü alabilmek açısından iyi olabilirdi. Gördüğüm en önemli eksi pil kapasitesinin 4015 mAh seviyesinde kalması. Bunun biraz da yukarıda olması gerekirdi. Şimdi her zamanki gibi şey diyebilirsiniz ya Kerem abi şu niye yok bu niye yok? Emin olun bir sebebi vardır. Mesela çok arada kaldım. Honor 20 modeli eski bir model ama işlemcisi dolayısıyla çok güçlü bir model. 3700 lira fiyat bandına gelmiş. Yani Oppo Reno 4 aynı fiyata gelmiş ama birincisi IPS LCD ekran ve yüksek bir tazeleme hızı da yok. İkincisi 3700 mAh seviyesinde bir pil var falan derken koyup koymamak arasında kaldım ve koymamayı tercih ettim. Asıl hani koysaydım asıl koy, koymamın sebebi de eğer listeye dahil etseydim bunun temel sebebi de Kirin 980 işlemcisi olacaktı ki orta düzeyde bugün onun yanına yaklaşabilen bir işlemci yok çünkü biliyorsunuz ki Huawei'nin eski amiral gemisi işlemcisi eğer ben hani acayip performans istiyorum paramda bu kadar evet ekran IPS LCD ve yüksek tazeliğimiz yok işte evet pil birazcık düşük ama olsun benim için önemli değil diyorsanız yine alınabilir ama genel toplamda çok artık güncelliğini bir tık yitirdiği için benim mantıklı bulmadığım ve bulmadığım ve o nedenle de listede yer vermediğim bir akıllı telefon. Realme 6 Pro'yu artık 7 Pro varken almak mantıksız diye koymadım. Gibi gibi böyle bir sürü eminim başka modellerle ilgili sorsanız verecek cevabım var ve her zaman ben bu listeleri oluştururken en böyle hani süzgeçten geçip alanları en mutlu edecek fiyat performansı en iyi telefonları koymaya çalışıyorum. Her zamanki gibi hem bu saydığım cihazları hem de daha alt ve daha üst segmentte tavsiye ettiğim telefonları sıraladığım bu telefonlar alınır listesine aşağıda ve yorumlar bölümünde ulaşabilirsiniz. Oradan da diğer modelleri kontrol edebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde 4000 liranın üzerindeki segmentler içinde de videoları yapıp en azından yılın ilk yarısı için bu seriyi kapatacağız. Yeni modeller üstüne çıktığında tekrardan bu serinin yeni e, videoları da gelecek. Benim zaten yaptığım temel işlerden biri bu olduğu için bu değişmez serilerden olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.